hattından Cumhur İttifakı memnun mudur? İyi Parti'nin hür ve müstakil kararından Cumhur İttifakı ya memnun mudur? Ben ortada böyle ahım şahım muhteşem bir kamuoyu araştırmalarında %10 gibi gözüken bir İyi Parti göremiyorum. Ben olsam hani ortada bir İyi Parti yok, tam tersine belki iktidar için, Cumhur İttifakı için daha doğrusu sıkıntı olan şey şu olur. Zaten İyi Parti seçmeni aynı zamanda blok olarak bir bölümü Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan ve Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden ve MHP'ye karşı tepkileri olan bir bölümdü. Ama bir bölümü de Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir kitleydi ve şu an o kitle büyük şehirlerde çok rahat bir şekilde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebilir durumda. MHP'den kopanların tekrar MHP'ye gitmesi çok mümkün mü bilmiyorum. Çünkü yani bunlarla tartıştığınız zaman bütün motivasyonları Erdoğan eleştirisi ve AK Parti eleştirisi MHP'nin üzerinden. MHP'nin AK Parti ile yan yana gelişine tepki de var. Kesinlikle bu böyle bir şey var, yani direnç var. Buradan dolayı ben Cumhur İttifakı'nın ah ne güzel işte İyi Parti müstakil giriyor, böylece İyi Parti'nin böyle blok bir şekilde seçmeni de hop oraya gidecek, Meral Akşener'i takip edecek. Yani ben genel seçimlerde hep bu ekranlarda söylüyordum. İyi Parti ittifak yapıyor, masada şöyle duruyor, işte ana muhalefetin yanında ikinci masayı düzenleyen biziz diyorlardı falan, ama şeye, sahaya baktığınızda İyi Parti seçmeni öyle CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na falan, yani bir bölümü %30'u diyelim. 30'u zaten İyi Parti ne derse desin kendi kafasına göre bir şeyi vardı, tercihi vardı. Yani Kemal Bey'e vermeyeceğim diyordu. Yani ne olursa olsun Kemal Bey'e veya İmamoğlu'na vermeyeceğim diyordu. Ve gerçekten de gitmediler. Yani ben şunu da altını çizmek isterim. Buna rağmen Kemal Bey'in %48'i muazzam bir başarı. Yani bütün bunların içinde nasıl almış bu %48'i, aslında oturup onu konuşmanız lazım. Hani bu kadar kendi partisinde, masada, her yerde inanılmaz bir dirençle karşılaşmış. Yani hani destek yerine işte sonucu olumluya çevirmek yerine tam tersine böyle milletvekili pazarlıklarının, sıra pazarlıklarının yapıldığı bir dönem olduğu anlaşılıyor. Özellikle İyi Parti açısından inanılmaz şeyler duyuyorsunuz. Ben gerçekten biraz önce reklam arasında konuştuk. Yani Bahadır Erdem gibi benim İstanbul Hukuk'tan hocam olan Bahadır Erdem'i 3. sıraya koyuyorsunuz. Bakıyorum 1. 2. sıra adaylarına işte ismi geçenler. Ya olacak şey değil. Yani neye göre, kriter neydi? Siz ittifak olarak oturup parlamenter sistemi mi getirmek istediniz? Parlamenter sistemi getirirken bunu destekleyecek olan sahadaki milletvekillerinizi nasıl belirlediniz? Yani baktığınızda gerçekten ne masa masaymış, ne ittifak ittifakmış, ne partiler partiymiş, ne vekiller vekilmiş. Yani böyle bir ortamda Türkiye nasıl olur da 5 tane cumhurbaşkanı yardımcısı artı 2, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı, 1 tane cumhurbaşkanı şu an hani... Çok özür dilerim. Şu sonuçta yani çıkabilir belki. Ense tokat diye dövdükleri bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde nasıl bir Türkiye'de bir hükümet kurulacaktı, sorunlar nasıl çözülecekti? Yani bunu söylediğimizde bu sefer yandaş oluyorsunuz ama peki, gerçekten yandaşlıkla ilgisi yok. Yani peki, şöyle biraz de bir şey yok mu? Bakın, i̇şte biraz bu dediğimiz hatalar ya da iletişim kazaları vesaire, o iletişim süreç olmasaydı. İletişim kazası değil, sistem yok, mantık yok, seçicilik yok, şeffaflık yok, hiçbir şey yok. Peki, yani gelinen noktada yok, ama yeniden yok, vefa iktidar yok, hiçbir şey yok. Peki gelinen noktada yeniden iktidar görevde. Yine aynı sorun baki aslında. Şu anda her şey iktidar için dert üstü, murad üstü mü? Özellikle İstanbul ve Ankara. Şimdi Erdoğan İstanbul'a ne kadar asıldığını biliyoruz. Zaten kendisi de daha genel seçimin akşamında bunu ifade etti. Sonuç olarak gerçekten samimiyetimle soruyorum. Kazanacak bir aday arayışı var ve henüz bakın, bu yapıla bulanamıyor mu? Yani bulamadı mı? Şu kaç Türkiye'de isim konuşulmuş? Türkiye'de diyoruz ya, siyaset öyle bir şey ki, yani biz çocukluğumuzdan beri inanılmaz siyasetle hemhal olan bir toplumuz. Yani ben çocukluğumdan itibaren siyasetle televizyonda dinlemişim, içinde yer almışım. Şu Avrupa'ya gittiğinizde, Batı'ya gittiğinizde siyaset bu kadar bir ülke gündeminde değil. Bizim biz de her şeyimiz, bizim bütün hayatımız siyasete odaklı. Hı hı. Artı bunun üzerine bir de
kutuplaşma diye bir şey var. Yani kendi mahallesinin ne olursa olsun kendi ideolojisini bırakmayacak inanılmaz takıntılı ve at gözlüğüyle bakan bir kitle de var. Peki. Bu AK Parti'de de var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var, hele hele HDP'de. HDP gibi, HDP gibi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi ideolojik bir seçmenin olduğu İstanbul gibi bir yerde sizin AK Parti olarak işimiz rahat demenize imkan yok. Çünkü elini kırar ama yine AK Parti seçmenine oy vermeyecek olan HDP gerçeği var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmen gerçeği var. Ve bunlar olduğu sürece artı eğer ekonomik kriz böyle giderse AK Parti'nin tabii ki İstanbul'da işi zor ve o da şu an bu denkleme göre kendi en ideal adayını çıkartmaya çalışıyor. Muhakkak ki HDP aday çıkarttığında HDP'nin aday çıkartmasıyla zayıf aday çıkartması arasında bile çok büyük bir fark olacaktır. Veya HDP aday çıkartır ama seçime 10 gün kala adayını geri çekebilir. O durumda bunu AK Parti düşün, yani Cumhur İttifakı bunu düşünmüyor mudur acaba? HDP aday çıkartır, zayıf çıkartır veya çıkartır tekrar geri çeker. Bütün bunları düşünmüyor olamazlar. Kapısını çalar mı AK Parti şimdiki adıyla DEM Parti'nin? HDP. Böyle bir ihtimal, HDP'nin artık DEM Parti olarak kısaltması değişti. Yani ben eş başkanların açıklamalarına bakıyorum. Doğu ve Güneydoğu'da asla böyle bir şey olamaz ama batıdaki illerde herkese kapımız açık denildiğine göre. Evet. Burada da artık devleti yönetmek değil bir ilde, yerelde var olmak her parti için çok önemlidir. Yerelde yoksanız genelde hiç olmuyorsunuz en nihayetinde. Yani bence burada yani bu maharet Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan gibi gerçekten liderlik aynı zamanda parti liderliği herkese her şeyi kabul ettirmek değildir ama mantıklı bir şekilde ortaya koyup bunu eğreti durmamasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız bu konuda mahir bir lider. Böyle bir ittifak olduğunda da kendi tabanı da Cumhur İttifakı'nın tamamı da bunu son derece anlaşılır bir şekilde MHP'de kavrarlar. MHP'de dahil Cumhur İttifakı. Yani bakın bugün ben Sayın Bahçeli'nin şeyle ilgili grupta eş genel başkan Bakırhan'ın Kürtçe Bakırhan, Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe hitabında Numan Bey'in bence son derece doğru yaptı Numan Bey. Yani Türkiye'de herkes kendi dilini kullanabilir. Evet, resmi dil Türkçedir. Anayasamız son derece açıktır. Türkiye'de Türkçe haricinde resmi dil olmaz. Ancak ana dilde insanların kendisini ifade etmesi kadar doğal, yani annemizin ak sütü kadar helal bir şey de olamaz. O mecliste gerektiğinde insanlar Lazca'da selamlaşabilir. Sonra Türkçe tabii ki sonra derken tamamen Türkçe ifade olmalı. Numan Bey'in son derece yaklaşımı olumluydu ama Sayın Bahçeli şöyle bir şey söyledi. Yani bu konuda daha dikkatli olunmalı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin inanılmaz tarihinde yer alan ve bundan sonra da yer alacak bir marka parti. Ve bu partinin lideri, Ülkücü Hareket'in lideri böyle bir durumda son derece kibar bir şekilde diyor ki bu konuda Anayasa Mahkemesi'ni de daha dikkatli olmaya davet ediyorum gibi konuşuyor. Birçok kesimin burada şımarmasına yol açmıştır diye. Yani bakın tabii ki o ideoloji için son derece normal, yerinde bir açıklama. Ama bakın ben bir Kürt olarak bundan rahatsız olmadım. Çünkü kalkıp şunu deseydi, yani işte Leyla Zana'nın çıkıp Kürtçe yemin ettiği zamanki o zamanki ulusalcı bakış ve aşırı faşizan bakışla Leyla Zana'yı ve arkadaşlarını 13 yıl hapislerde çürüten yaklaşımla bugün arada dağlar kadar fark var. Kimse Kürtçe'ye karşı değil, TRT Kürt'ü her gün yayın yapıyor. Peki. Eğer Devlet Bahçeli'nin Kürtçe'ye karşı bir tepkisi olsaydı herhalde TRT Kürt'ünün bütçesi onaylanırken buna da karşı çıkardı. Peki. Öyle bir şey yok. Önemli olan burada herkes kendi mahallesine gereken şeyi söylüyor. Ancak burada kimse diğer kimliği yok saymıyor, ötekileştirmiyor. Ben bu konuda Cumhur İttifakı'nın gerçekten, bakın şimdi onu konuşacağız belki birazdan, Ensarioğlu'nun açıklaması, Seyit Rıza ve Said Nursi ile ilgili açıklamaları karşısında şimdi İyi Parti
bu açıklamaların öncesinde Sayın Ensarioğlu'nun dünya görüşünü bilmiyor musunuz? Yani bunu söylediğinize kalkıp disipline sevk edeceğiniz kişinin bir kökenine bakın, bir pratiklerine bakın. Ona göre şimdi kalkıyorsunuz adamı dövüyorsunuz. Peki. Yani tabii ki tarih kendi içinde herkes farklı pencereden bakar. Kendi ideolojisinden bakar. Ama Sayın Ensarioğlu böyle söyledi diye ben itiraz edecek biri değilim. Peki. Söylemesi... Böyle.